Aramıza birisi katılıyor. Gel bakalım buraya. Merhaba bebek. Merhaba. Nasılsın, iyi misin bebeciğim? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim bebeciğim. Ay canım kardeşim benim. Gel seni bir kere öpeyim. Güzel kardeşim benim. Oh, sen de beni öp böyle kocaman kocaman. Bebeciğim görüyor musun? Bugün yeni bir oyuncak açacağız. Ne oyuncağımış bu, sen söyle bebe. Doktor bebekleri muayene ediyor. Evet, doktor bebekleri muayene ediyor. Çok güzel bir oyuncak. İsmi zaten Baby Doktor. Stealthlaw'dan Baby Doktor. Kutusunu açacağız hep beraber. Hadi bebeciğim gel seninle birlikte şöyle geçelim. Kutumuzu açalım. Ben de geçtim böyle. Evet, hadi bakalım. Güzel, kutumuzu açmaya başlayalım. Ben şu tişkiyeden başlayacağım en baş. Kutumuzu ilk önce biraz inceleyelim. Stealthlaw'dan Baby Doktor. Doktor bir tane ablamız var. Çok tatlı sarışın mavi gözlü bir ablamız. Boynunda ne var doktor ablamızın? Steteskop. Evet, bir daha söyle. Steteskop. Evet. Doktorumuzun boynundaki steteskop. İki tane bebeğimiz var. Açalım mı, ne dersin? Açalım. Açalım. Peki o ben zaman. Ben şu çizgilerden başlayacağım. Kutumuzun arkasında da yine doktorumuzun malzemeleri var ve neler yaptığını gösteriyor. Evet, açma yeri şurası. Açıyoruz kutumuzu. İşte kutumuz bu şekilde. Hadi çıkartmaya başlayalım. Bu kalbi, bu da yaradantı. Arkasında bunlar var. Kutumuzun arkalarında arkadaşlar şu şekilde bağları var. Bu bağlarını ilk önce çözmemiz gerekiyor. Benim küçüklüğüm. Yapışkanları var, onları çıkartıyoruz ayrıca. Ben çıkarttım bile. Anne, bu pisadı kutu. Bak, bir tane kutu çıktı. İçinde ne var bilmiyorum. O benim makasım. Bir sürü şey var arkasında ya. İşte burada doktor bebeğimiz. Şunu takacağım ben. Saçlarını parpa değil mi? Doktor bebeğimizi biraz inceleyelim. Doktor bebeğimizin boynunda ne var? Steteskop. Bir daha söyle. Steteskop. Evet, steteskopu var. Bunu boynuna takıyor. Bununla muayene yapıyor. Şimdi diğerine geldi. Mini etekli. Şöyle topuklu ayakkabıları olan çok şık bir doktor. Sarışın saçları. Saçları beline kadar uzanıyor. Mavi gözleri var ve çok tatlı gülümsüyor. Bebeğimiz burada bizi beklesin. Bir dolu yanımca. Sırada diğer bebeklerimiz var. Evet, küçük bebeğimizi de çıkardık. Küçük bebeğimizi çıkardık. Ben de çıkardım. Bu bebeğimizin tartı aleti. Bebekler doğunca doktora gittikleri zaman bebekler gelişimi düzgün mü diye
boyunu ölçerler ve kilosunu tartarlar. İşte bu da bebek tartı aleti. Bak kucağına yormuş. Bu da diğer bebeğimiz. Diğer bebeğimizin de küveti var. Küvetinde istediği zaman yıkanabilir. Pembe güzel bir küvet. Bunu da kenara koyuyoruz. Sırada doktorlarda bulunan bir bebek bakım rafı var. Onu çıkartıyoruz. Çok zor çıkarıyormuş. Evet, rafımızı da çıkardık. İşte rafımız bu şekilde. Evet, bebeğimizin kilo ölçme aletiyle birlikte koyuyoruz. Bu bebeğimizi de küvetiyle birlikte koyuyoruz. Bunlar burada bizi beklesin. Onun ensini vereceğiz. Şimdi sırada doktor aletlerimiz ve bebek aletlerimiz var. Onları da çıkartıyoruz. Evet, bunlar da bu şekilde. Şimdi sırada bunları çıkartmak var. Çok çıkıyor. Bunu iki katlı bir ambalaja sarmışlar. Biberon. Biberon. Şunu yanına koyalım. Bu ne peki sence? Ateş ölçer. Evet, kulağına bakıp bundan ateşimizi ölçüyoruz. Peki bu? Ateş ölçer. Evet, o da ateşi ölçer. Düştü. Bu ilaçlar için lazım olabilen bir bardak. Bardak. Evet. Bu bence bir ilaç. Evet. Bu da doktorumuzun adının yazdığı bir plaket. Stealth yazıyor. Bunu da koyalım oraya. Peki bu ne sence? Çantalar. Evet, bence de bu ilaçların konduğu bir tane çanta ya da kutu da diyebiliriz. Evet, işte bu kadar. Doktor ve muayenehanesinden oluşan oyuncak kutumuz. İçerisinden birçok hastane malzemeleri, hasta bakım malzemeleri, bebek bakım malzemeleri, doktorumuz ve bebeklerimiz çıktı. Beğendin mi Pepe? Çok beğendim. Gerçekten çok güzelmiş. Harika bir oyuncak kutusu. Bununla ne kadar güzel oyunlar oynarız, değil mi Pepe? Evet abi. Evet bebeğim, gerçekten seni çok özlemişim. Ben bir kere daha öpmek istiyorum seni. Canım kardeşim benim, ben seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Canım kardeşim benim. Bebek kardeşim, sen en son ne zaman hasta olmuştun, hatırlıyor musun? Ben de bilmiyorum. Bilmiyor musun gerçekten? Evet. Bilmeyecek kadar uzun süredir hasta olmamak ne kadar güzel bir şey. Arkadaşlar, sizler de mutlaka bu sonbahar günlerinde annenizin sözünü dinleyin. Eğer şapka takmanızı istiyorsa mutlaka takın. Çünkü anneler her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Anneler her zaman haklıdır. Değil mi kardeşim? Evet. Evet. Peki arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. İyi mi bebeğim? Evet abi. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Ay canım kardeşim, ne güzel bay bay diyorsun sen. Bay bay. Bay bay.